elementar hadiseler mavzusu bilen tanışağımız. Avvalki derslerimizde biz konkret misallar için ihtimalin, hadisenin ihtimalliğinin tapışını görüp çıktık. Yani umumiyrak hadiseler için biz ihtimalliğinin tapışını görüp çıkarmız. Gelin de kuydaki misallardan başlayalım. Birinci misal. Yani kuptaşlar masalasını, tacribesini görüp çıkaydık. Yani numaralengen, rakamlengen kub. 1, 2, 3 ve hakeza 6 geçer rakamlengen. Kub taşlaş neticesi de, yani bu tacribenin neticesi de bir rakamı tuşu mümkün, belki iki rakamı tuşu mümkün, belki 3, belki 4, belki 5, belki 6 rakamı tuşu mümkün. Bir rakam tuşu kalıcısını Y1 ile belgeledik. Y1, bir rakam tuşu kalıcısı. Y2 ile iki rakam tuşu kalıcısını belgeledik. İki rakam. Y3, 3 rakam tuşuş hadisası. Y4, 4 rakam. Y5, 5 rakam tuşuş hadisası. Ve nihayet Y6, 6 rakam tuşuş hadisası bulsun. Bu hadiselerde itibar verildiğin basit. Biri becerilse, başkası becerilmeydi. Mesela biri roy verse, ikincisi roy vermeydi. Mesela bir vaxta iki tane roy vermeydi. Bir vaxta iki bilen üç rakamlar tuşu mümkünmez. Mesela üç rakam tuşsa başkası tuşmeydi. Ama hakeza. Bundan taşkarı, bu hadiselerde görüldüğün basit. Her biri bitteden hadiseden ibaret. Mesela Y1, fakat bir rakam tuşu hadisesinden ibaret. Y2, fakat iki rakam tuşu hadisesinden ibaret. Bitti hadiseden tüzülgen bölü yaptı. Bitti hadiseden ibaret bölü yaptı. Bunda hadiseler elementar hadiseler deyilirdi. Yani sadda hadiseler deyilirdi. Elementar yok ki sadda hadiseler deyilirdi. Başka bir hadiseni görüyorduk. Mesela A. Cüft rakam tuşuş hadisesi olsun. Kısaca cüft rakam deyip yazıp koyalım. Ama cüft rakam tuşuş hadisesi. Mesela iki rakam tuşsa A hadisesi roy bergen buladı. Tör rakam tuşsa ham A hadisesi roy bergen buladı. Çünkü iki, tör, altılar cüft sallar. Altı rakam tuşsa ham A hadisesi roy bergen buladı. Şu sebeple A hadisesi bana bu üçte Y2, Y4, Y6 elementar hadiselerden ibaret oluyordu. Y2, Y4, Y6. Demek A hadise bu elementar hadise mesek yani. Bu üçte hadiseden tüzülgen. Elementar hadise fakat bitte hadiseden tüzülgen bulardı. Bu elementar hadise emez. Yani hudu şu mülahazalarını biz umumlaştırırız. Yani ihtiyarı bir de tecrübe ötkezilgen basın referans kılayım. İhtiyarı bir de tecrübedeki barca elementar hadiseler yazılgen basın. Bunlar Y1, Y2, bu hakeza YN basın. Ve tecrübe, bırak da tecrübe ötkezildi. Ötkezilgen de uruyu verişim mümkün olgen barca elementar hadiseler YN'te basın ve bana bunlar basın. O halde bana bu toplam, bana bu hadise, yani onların barçasının öz içi, barçasından tüzülgen hadise, bu mukarrar hadise buladı. Yok. Başka hadiseler, bana şu toplamın kısım toplamlarından ibaret buladı. Mesela boş toplam. Boş toplam, bu mümkün olmayan hadise. Demek bu mukarrar hadise, boş toplam mümkün olmayan hadise. Başka bir misallar görüyorduk. Mesela A. Mesela Y4, Y5, Y6'dan tüzülgen hadise olsun. Ya ki olmasam, üçüncü misal. Bir dastlab ki, kata elementar hadiseden tüzülgen olsun. Y1, Y2, bu hakeza YK. Dastlabki kata elementar hadisadan tuzulgan. Bunların ihtimalligini qanday qilib topamiz? Agar mana bu hadisalar Y1, Y2 va hokazo YN elementar hadisalar teng imkoniyatli hadisalar bo'lsa, teng imkoniyatli
Bu halde bunların ihtimalliyim tapış için biz birini bunların sonu n'ye bölmemiz. Hemen o formlardan tapıladı. Bir taksim n. Teng imkoniyatli bo'lsa hammasini ehtimolligi teng bo'ladi va bir taqsim n'ga teng bo'ladi. Qolgan hodisalarni ehtimolligini qanday qilib topamiz? Demak, teng imkoniyatli bo'lgan holni ko'ryapmiz. Masalan, A hodisasini ehtimolligini. Mumkin bo'lmagan hodisasini ehtimolligi. Demak, mana bu mumkin bo'lmagan hodisa, buni ehtimolligi nolga teng. Mukarrar hadisanın ihtimalliği. Bir geteyim. Bana bu hadisanın ihtimalliğini tapışın için bir yerde neste hadisa kuleli yaratadı. Demek bir yerde hem kudu şu mülahazanı yurtu yapmaz. Mesela A hadisası için bana bu üçte hadisa kuleli yaratadı deyip etkenedik. Bir yerde hem kudu şu de. Demek A hadisası için bana bu üçte hadisa kuleli yaratadı. Teng imkoniyatli bo'lganda bizda muhimi bularda nechtaligi muhim bo'ladi. 3ta barcha hodisalar soni n-ta. Barcha hodisalar soni n-ga bo'lib qo'yamiz. Mana bu misoldachi. Mana A dastlabki k-ta elementar hodisalardan tuzilgan bo'lsin. Bu yerda k kichik yoki teng n deb faraz qilamiz. Bu holda A hodisaning ehtimolligini k taqsim n formulasidan topamiz. Demak, k A hodisasi uchun qulaylik yaratadigan elementar hodisalar soni n barcha elementar hodisalar soni. Demak, shunday qilib barcha elementar hodisalar to'plami u muqarrar hodisa bo'lar ekan, boshqa hodisalar mana shu to'plamning qism to'plamlari bo'lar ekan. Bu ehtimolligini topish uchun demak qilinadigan ishlar quyidagicha ekan. Birinchisi, barcha elementar hodisalar sonini topamiz. İkinci, A hodisası için kuleli yaratıcı hodisalar sonini topamiz. Mesela bir yerde k'ni topamiz. Kuleli yaratıcı hodisalar sonu k'ni. Ve nihayet üçüncü kadamda hodisaning ihtimolini k taksim n formuladan topib qo'yamiz. Bu yerda mana n'ni topishda yani barcha elementar hodisalar sonini topishda, k'ni topishda, A hodisasiga qulaylik yaratuvchi hodisalar sonini topishda biz ko'pincha kombinatorikadan foydalanamiz. Demak, mana bu ikkita qadamda biz kombinatorikadan foydalanamiz. Mana masalan, A hodisasini biz ehtimolligini qanday qilib topgan edik? Mana bu yerda teng imkoniyatli hodisalar mana bular. Har bittasining ehtimolligi 1 taqsim 6 ga teng. Bu yerda n 6 ga teng. 6 ta elementar hodisa bor. Mana bu yerda qulaylik yaratuvchi hodisalar 3 ta. Demak k 3 ga teng. Bu holda mana bu A hodisasining ehtimolligi PA teng k taqsim, ya'ni 3 taqsim 6. Mana bunday qilib topamiz. Bu 1 taqsim 2 ga teng. Tamam. Bu yerda tanga tashlash masalasini ko'raylik. Bu yerda elementar hodisalar qaysi hodisalar bo'ladi? Ha, tanga taşlaşma masalası. Ya da iki defa hodisa, iki de elementar hodisa var. Geri düşüş hodisası, ya ki rakam düşüş hodisası. Yani iki de elementar hodisa var. Bana bu, bunlardan tüzülgen hodisa, bana bu mukarrar hodisa bulardı. Yani elementar hodisalar. Geri düşüş hodisası, ikinci elementar hodisa, rakam düşüş hadisası iken. Rakam düşüş ve geri düşüş hadisaları. Yani Y1, Y2. Peki bu olmasa yana başka. Bana bizde kodda etelik 3'te ak. Etelik 2'te yaşıl şarlar var. Şarlar var. Elementar hodisalar qaysilar bo'ladi? Bu oqsharlarni aytaylik. Birinchi oqshar,
O1, O2, O3 bilan belgilaylik. Yashil sharlarni. Y1, Y2. Mana bular bilan belgilaylik. Y1, Y2 bilan belgilaylik. Bu halda mana bu yerda 5 ta elementar hodisa bo'lyapti. Mana bu birinchi oq sharni chiqish hodisasi, ikkinchi oq sharni chiqish hodisasi. Demak, bu qopdan shar olganimizda uchinchi oq sharni chiqish hodisasi, birinchi yashil sharni chiqish hodisasi, ikkinchi yashil sharni chiqish hodisasi. Demak, bu yerda 5 ta n 5 ga teng bo'lyapti. Mana bu muqarrar hodisa bo'lyapti. Masalan, oq sharni chiqish ehtimolini toping deyilsa, oq shar. Demak, tasodifan qopdan bitta shar olinganda oq shar chiqish ehtimolini toping. Ya bunga qulaylik yaratadigan hodisalar nechta? 1, 2, 3. Demak, 3ta. Hamma sharlar nechta? Hamma elementar hodisalar nechta? 5ta. Demak, 3ni 5 ga bo'lib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam, yashil shar chiqish hodisasining ehtimolini toping. Yashil chiqish uchun nechta hodisa qulaylik yaratadi? 1, 2. 2ta hodisa. Barcha hodisalar soni, bu yerda elementar hodisalar soni 5ta. Demak, yashil shar chiqish ehtimoli 2 taqsim 5 ga teng.